Ayşe Hanım. Evet. Benim canım kaydırma istiyor. Senin istediğin kaydırma olsun. Ben yaparım hayatım sana. Nerede yapacağım? Burada yapabileceğim mi? Köyde yaparım. Köye mi gidelim ta? Köye gidelim. Kaç orma? Evet. Hadi gidelim. Gidelim hadi. Yapalım kocaman büyük tepsiyle kaydırma. Sen bana yap. Sonra dikimiz yiyelim kapışıp. Olur. Evet arkadaşlar biz köye gidiyoruz. Kocaman tepsilerde kaydırma yapacağız. Kaydırmayı bilenleriniz var mı bilmiyorum ama anneleriniz babalarınız ya da çoğunuz bilir. Kaydırma bakalım neymiş. Hadi izleyelim. Aha dur ya. Yukarıdaymışlar. Kalın. Böyle mi bir şey bu? Ters kapatıyorsunuz. Yüzüstü kapatacağım. Ben de diyorum şeyin sacın içi boş. Vay vay vay. Dökülmüyorlar da. Çek. Süper. Dökülmüyor. Ya. Senin dibini ıslancı çörekte kolay mı kalıyor? Evet kolay hacı. Kaydırma çöreği. Kaydırma çöreği. Konuş bacım ben bilemem sen konuş. Ben anlamam. Niye pişiren anlar? Kim anlayacak bak? Otur düşüyen de anlar illa. Benim sesim bozuk ya tatlı. En iyi eskoylu mu anlıyor bu işte? Kimin eli becerikliyse. O da bunu konuşmuyor, kışmış herhalde. Bana bak, kimin eli becerikliyse, işte yapabiliyorsa koy işe yeri fark etmez, güzel yapar. Demek ki sen beceriklisin, baksana herkes yok sürekli. Becerikli olsaydın. Hem konuşuyorum hem kesiyorum. Meşhur Anadolu'nun kaydırma çöreği. Evet, evet. Ooo, buhar üstünde nefis. Bunu yağlama gitsin. Yağsı gitsin burada. Atom mega. Evet, sinimiz yağlandı. Yeni kaydırma için. Evet. Kötünün dibini evet. Yağlanınız. Evet. Evet. Eldiven yok. Eldivenimiz yok. Eldiven kullanmıyoruz. Hamur eldivenden ayrılmıyor. Onun için kullanmıyoruz. Hmm. Anladım. Ayşe'nin ellerini yıkadın mı? Yıkadım tabii ki canım sen de. Ellerimi de yıkadım. Ellerimi yıkadım. Mesmelemi çektim. Kilometre öteye gittik. Kaydırmayı yaptırdın. Evet. Kendin de yardım ettin. Bana iyi dedin. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Arkadaşlar kaydırma biz çörek diyoruz. Börek de diyebilirsiniz. Yemek de diyebilirsiniz. Çorum'da yapıldı ama eminim Tokat'ta, Kastamonu'da, Ordu'da, Yozgat'ta bizim oraların çoğunda yani Anadolu'nun çoğunda yapılır. Belki de ülkemizin her tarafında yapılıyordur. Bilmiyorum. İsimler de belki değişiktir. Sizler de değişik bir şeyler diyorsunuz. Biz de bunun ismi kaydırma. Kaydırma çöreği. Evet kaydırma çöreği. Ayşe Hanım devasa tepsilerde ablasıyla birlikte yaptı. Ben köyde sıcak sıcak yedim. Şimdi karşınızdayız ama biz ikamet ettiğimiz Ankara'dayız şu anda evimizde. Ayşe Hanım da şimdi tekrar yiyeceğiz. Gerçekten sıcaktan sıcakken yedik müthişti. Müthişti iyiydi. Bugün nasıl olmuş yiyelim bakalım yine tekrar puan verelim. Tamam mı? Evet. Sen bir nasıl yapılışını anlat. Hamuru nasıl yapılıyor? Herhalde böyle arkadaşlar koyu bir hamuru olmuyor mu? Cıvık biraz sulu yani cıvık bir hamur oluyor. Hamuruna kolayca yayılıyor tepsi evet. Parça parça. Hamuruna sadece ılık su, un, tuz, cıvıcığına yoğurt böyle elinden alar koy. Başka bir şey. Evet zaten yapılışını da izlediniz. Evet. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Hele sıcakken inmesi müthiş. Ablamın ellerine sağlık bu arada da. Kaç puan?
10 puan. Ablam ellerine sağlık. Çok sağ olsun. Allah razı olsun ablamdan. Bende de bir 10 puan yöresel bu yemeğimize, bu çöreğimize. Sizin oralarda yapılıyorsa eğer, sizler de biliyorsanız yorumlara mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Bilmek istiyorum hangi şehirlerimizde, hangi illerimizde bu çörek yapılıyor ve hangi şehirde ismine ne deniliyor? Çorum'da, Kaydırma bizim köyde tava çöreği de deniliyor ama ismi kaydırma. Kaydırma nasıl yapılır? Onu izledik. Onu yedik arkadaşlar. Bence güzel. Ben 10 üzerinden 10 puan veriyorum bu yöresel yemeğimize. Sini çöreği, kaydırma çöreği. Hı hı. Sini çöreği derdik. Çok vakit kaydırma çöreği, sini çöreği. Siniye döşediğimiz için ya tepsiyi. Böyle. Arkadaşlar teşekkürler. Bizi izlediğiniz için görüşmek üzere. Hoşça kalın.